Merhaba sevgili Metropol'den izleyicileri. Bugün Beyoğlu'nun Bülbül Mahallesi'nde Saye Kolektif adında bir sanat merkezindeyiz. Buranın detaylarını açıkçası biz de çok fazla bilmiyoruz ve çok merak ediyoruz. Merakımızı giderecek olan da burada çeşitli çalışmalar yapan, buranın programlarını düzenleyen Eda. Sözü kendisine bırakacağım şimdi. Saye Kolektif nedir, ismini nereden alır, burada neler yapar, senden dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkürler. Sizi ağırlamak çok zevkli. Eski arkadaşları görmek daha da zevkli. Teşekkürler. Saye aslında biraz uzun bir hikaye. O yüzden olabildiğince net anlatmaya çalışacağım. Bugün burada beni görüyorsunuz Saye'li olarak. Saye'nin bir hayal ve düşünce ortağı da var. Gülce. O da şu anda yurt dışında. Ve bizle başlayan bu yolculukta aslında bir sürü Saye'li var. Dolayısıyla hani Saye'yi hani ben tabii ki anlatacağım. Ama umuyorum hani başkalarından da sahip. Onların sözcüsü sahili, gibisin onların şu an. Onların sözcüsü olarak buradayım aynen. İsmiyle Saye, başlayalım istersen. Tamam. Ve Saye sayende'den türedi. Yani senin sayende bunları nokta, yapıyoruz nokta, nokta. Gibi. Saye de Farsça zaten aslında gölgesinde demek. O yüzden de Saye dedik. Birkaç sene evvel aslında başlayan bir hayaldi bu benim açımdan. Belki bir 7 senesi vardır. Kendimi ifade ederken mesleği sanatçı olmayan insanların aslında kendini ifade etmesinde bazı sıkıntılar olduğunu gördüm ben aslında. Bu belki dünyada da böyle ama bizim ülkemizde belki özellikle böyle ya da bana burası çok yakın olduğu yani için öyle. Yani aslında hayalleri var insanların, bir şeyler yapmak istiyorlar ama illaki meslekleri olması gerekiyor. Sanatçı adı altında değilse bir şeyler yapamıyor. Bunu mu fark ettin? Aslında biraz öyle yani. Ya da sanatçılara çok ithaf edilen bir kelime mesela yaratıcılık. Evet. Yaratıcı olmak sanki hani o meslek grubu tarafından sahiplenilmiş ve biz normal insanlar yaratıcı olamayız falan gibi bir şeyde aslında başladı bu yolculuk. Benim de sanıyorum annelik yolculuğumun başlamasıyla çok denk geldi. Çünkü bir çocuk ortaya çıktıktan sonra ve onu büyütme sanatını aslında icra etmek çok kendini ciddi de keşfediyorsun sanatmış yani o aslında. Yani ve hani dolayısıyla galiba oradan aslında insanın kalbi büyüyor ya biraz. Yani illa bu arada çocuğu olmasına gerek yok insanın kalbinin büyümesi için ama senin yolculuğun da öyle başlamış. Aynen benim için yani öyle başladı. Daha pragmatik, daha matematik, daha mühendis. Yani mühendisim zaten. Dolayısıyla daha rasyonel beynim daha ön plandaydı diyeyim. Daha sonra işte tabii işte Milan'ın doğumu, biraz belki hastalıklar, babamın kaybı falan hani aslında kişisel bir yolculukla ben de resim yapmaya başladım. Dolayısıyla kendim resim yaparken o zamanki eşim müzik yapıyordu. İşte biz evimizde böyle bir insanlarla birlikte bir şey ürete gelmeye başladık falan ve bunun aslında büyük bir şifa diyeceğim buna yani bir şifalandırıcı bir etkisi olduğunu fark etmiş oldum. Dolayısıyla da ya bunu ben niye sadece kendi evimde yapayım? İşte keşke böyle bir yer olsa. İnsanlar işte benim gibi insanlar yani sanatçı olmayan ama kendi yaratıcılığını keşfetmek isteyen insanlar da kendini mesela bir yerlerde ifade edebilse, ifade ederken bunu başkasıyla paylaşsa, sonra gelse o başkasıyla bir şey, başka bir şey üretse. Kolektif kısmı kolektif yani. Kolektif kısmı burada zaten sanıyorum ortaya çıktı. Ve ben bunları hayal ederken Gülce de, o zaman Kanada'da, Gülce bu arada bir performans sanatçısı. Dolayısıyla aslında bir sanatçı, mesleği sanat. Dolayısıyla biz aslında... Profesyoneli. Profesyoneli, aynen. Dolayısıyla onun da başka açıdan bir sürü hayali varken bizim ortak bir arkadaşımız bizi gerçekten görücü usulü Zoom üzerinden buluşturdu. Bu pandemiye mi denk geliyor? Evet. Mart, Nisan filandı galiba. Birkaç ay böyle Zoom'da aslında ilk görüşte aşk gibi bir şey yaşadık yani. Sen ona hayallerini anlattın. Aynen. Kendimizi birbirimize anlattık filan. O anlattı. Sonra da Asos'ta Kanada'dan o bir turneye çıkıyordu. Velhasıl sonuç itibariyle Kanada'ya da geri dönemedi sonra bir daha. Biz Asos'ta buluştuk. Bir 7 gün filan kapandık. Ve onun sonunda sahaya çıkmıştım. Yani ve hani işte biraz böyle işte sahanın misyonu nedir, vizyonu nedir, sahaya ne yapmak için var, sahanın temel programları neler olmalı. İşte burada mesela ben demin kendimle ilgili ve hani kendi sanat yolculuğumla ilgili biraz bir şeyler anlattım ama mesela sahanın olmazsa olmaz bir misafir sanatçı
ürünü var diyeyim. Hı-hı. Yani biz aslında hem Asos'ta hem buradaki, burada Bülbül Mahallesi'ndeyiz. Hı-hı. Burada bir derinlemesine araştırma olabilir bu, sürecine destek olabilir. Onun farklı yerlerde, farklı disiplinler tarafından desteklendiği bir yolculuk olabilir. Yani o tema, biz temalar altında Hı-hı. çalışıyoruz. Ondan da konuşuruz Hı-hı. zaten. Hı-hı. Asos'ta kapandık dedin. Peki oradayken mesela şöyle bir şey konuşuldu mu? Sayenin olmazsa olmazı bu olacak gibi. Yani böyle belirli ilkeler belirlediniz mi burasıyla ilgili? Tabii ilke şimdi yoğun bir kelime oldu. Hı-hı. Biraz düstur diyebilirim aslında. Hı hı. Yani saye ne yapar ve saye ne yapmaz aslında onu söyleyebilirim belki. Hı hı. Sayenin gerçekten asıl misyonu alan açmak yani. Kişisel ifadeye alan açmak. Bu bazen başkasının ifadesine şahitlik etmekte de çok büyük bir hı hı. güç olduğunu fark ettik aslında. Dolayısıyla o ifadenin şahitliği, üretimin ve galiba süreç odaklılığın önemi sayede çok büyük. Hı hı. Tabii ki insanlar bitirsin bir şeylerini de yani hani sonuçta da çıksın bir sanatsal üretimin sonunda bir göze hitap eden bir performans, bir fotoğraf değil mi? Bildiğimiz bütün sanatlar için geçerli bir üretim olsun. Ama Taye daha çok süreç tarafını sanıyorum sahipleniyor bu işin. O yüzden burada bu binada da hani provalar alınıyor. O yüzden buradaki oynanan oyunlar son bitmiş evet tamam falan. Gerçi onlar da var. Onlara da, da açığız kesinlikle ama diğerleri için alan açmanın daha önemli. Çünkü başka sahneler var yani. Değil mi? Her yerde aslında sahne var. Daha çok olsun keşke ama yani insanlar bitmiş sanatlarını zaten sergide, galeride sunabiliyor. Bir performans sahnesinde yer alabiliyor. Burası daha ola gelen işleri de sahipleniyor diyebilirim. Asos'ta buluştunuz. Hı. Aşağı yukarı burada neler olabileceğini konuştunuz. Düsturunu belirledik dedin. Hayallerini anlattın. Gülce de senin hayallerinin nasıl gerçekleşebileceğini somutlaştırdı. Sonra tekrar İstanbul'a geldin. Nasıl Bülbül Mahallesi'ne geldin? Burayı nasıl buldun? O süreç nasıl oldu? Biz Asos'ta kapandıktan sonra aslında sayenin işte temalar altında çalışması gerektiğine de o kapandığımız zaman karar verdik. Çünkü yaratıcılığın gerçekten bir limitasyon içerisinde aslında fokuslanarak yani odaklanarak gerçekten gerçekleşebileceğini biliyorduk diyeyim. Hı hı. Dolayısıyla bu limitasyon da bizim için tematik bir limitasyon oldu. Ve o zaman büyüme dedik biz ilk temamıza. Yani hem hı. bence sembolikti hem aşırı somut ama bir yandan çok soyut bir kavramdı falan. Dolayısıyla büyümeyi nasıl inceleriz'i düşündükten sonra misafir sanatçı programımızla beraber orada bir modül yarattık diyebilirim. Buna biz kürasyonlu karşılaşmalar diyoruz galiba. Hmm. Yani hem insanları kürete ediyoruz aslında. Hmm. Küre de ediyoruz belki ama. Hmm. Hem insanları aslında oraya davet etmiş oluyorsun ve 4-5 gün aslında o temanın içerisinde derinleşmeyi sağlıyor. Sayenin bence önemli bir ilkesi somatik yani vücuttan başlıyor. Bedensel bir çalışma. Hı. Çünkü bütün insan duyumsamalarını aslında bedeninde yapıyor. Değil mi? Tenimiz yani en büyük organ İlkenin yani. İlkenin ne olduğunu buldun. İlkenin ne olduğunu da buldum gerçekten. Evet. Yani somatik çünkü beden aslında çok büyük bir hafıza tutucu. Doğru. Dolayısıyla bir temayı ele aldığımızda aslında biz önce vücudumuza bakıyoruz. Ve Gülce bu anlamda ve birkaç tane işte artık şimdi sayeli Hı. olan insanlarla birlikte kendi performans sanatçılığı ve tiyatro geçmişleriyle diyeyim, sahne sanatları geçmişleriyle bu bedensel aslında rahatlamayı o yolculuğu bize sundular. Yani hı hı. o modüle girince aslında ne yaptık? İşte büyüme dedik. İşte ilk gün bayağı bir bedenimizi tanıdık aslında. Bunlar Asos'ta mı oluyor? Asos'ta bir stüdyomuz var. Hı hı. Yazıları da oradayız yani. Hı-hı, hani orada Gülce'nin sağladığı orada bir imkan. Orada da sayeliler var yani. Orada da sayeliler tamam. var. Yazın oradayız. İnşallah hı-hı. bu sene Gülce'nin bebişiyle birlikte de hı-hı. daha da hı-hı. böyle sayeli bebekler de oldu bir sürü. Ve yani bedenimizle başladık aslında. Önce hani onu hissetmek, duyumsamak, büyümeyi nerede hissediyorsun yani? Hı-hı. Büyüme ne demek senin için? Ve herkes başka bir yere gitti aslında bununla. Sonra bunun bir sanatsal ifadesi. Önce belki biraz yazma, çizme.
resim yapma, boyama. Kimin alanı neyse değil mi? Aslında burası sanatçı hiç kimse yoktu. Dolayısıyla herkes resim, yani benim gibi insanlar gibi düşün. Hı-hı. Yaratıcılığını keşfetmeye meraklı tipler gibi ben kodluyorum kendimi. Hı-hı. Meraklı bir tipim ben yani bayağı. Kendimi de severim yani böyle hani anlamaya, zorlamaya falan. Dolayısıyla meraklı tiplerden oluşuyorduk. Tabii içinde bu arada senaryo yazarı vardı, çok ünlü bir oyuncumuz vardı falan. Ama benim gibi tipler de vardı diyeyim. Öyle bir encounter'dı, öyle bir karşılaşmaydı. Ondan sonra da işte boyadık, çizdik, ettik falan derken sonra da hepimiz kendimizce işte bir performans yapan oldu. Bir şiir çıkaran oldu falan. O 4-5 günü de aslında öyle bir çıktıyla diyeceğim. Kapatmış olduk. Dolayısıyla yani somutlaştırdınız. Somutlaştırdığımız şey de öyle oldu. Sonra aslında ben burayı yani işin bülbüle dokunduğu yani yer nasıl oldu? Ben burayı sahaya yaratımı olmadan önce aldım. Burayı da aslında bu demin anlattığım bu hayalle aldım. Yani ben kendi evimde böyle bir şey yapabiliyorum. Ben bir yer bulayım ve insanları davet edeyim ve biz resim yapalım, müzik yapalım, bir şey yapalım falan. Aklımda hani bir sürü mimari çizimler yaptım aslında o dönem. Çünkü bunun işlemesi için bence tam burası değil bu arada. Yani hayal burada şimdi çok güzel bir hayalin ete kemiğe büründüğü bir taş binamız var ama hayal için biraz daha böyle yuvarlak bir yapı da gerekiyor. Neyse ben deli gibi aslında yer ayır aradım. Maslak sanayide en çok mesela yaklaştım diyeyim yani filan. Sonra şansa tamamen buraları da çok severim ben yani. Beyoğlu'nu çok severim. Orası belki artık istediğimiz gibi değil falan diye buralarda çok takılıyordum diyebilirim. Sonra buradan tam aşağıdan yürüdüm, bu binayı gördüm. Yani gerçekten böyle hani böyle gözünün göz köşesiyle ve turuncuydu herhalde, ondan da diyorum ulan ben burayı turuncu diye mi sevdim acaba falan diye. Ve yerlerde böyle çok kiç diyeceğim, kiç seramikler vardı falan ve ben hayran kaldım buraya. Neyse sonuçta buraya alabileceğim bir paraydı o zaman. Şimdi herhalde bilmiyorum ama. Dolayısıyla biz burayı aldık. Biz diyorum, o zaman da bence bizdik çünkü. Ve çok uzun süren bir restorasyon, bakım onarım süreci, izinler falan. Burası 1903 yılında yapılmış bir bina. Dolayısıyla gerçekten tarihi de iyi bakılamamış şey tabii ki. Taş bina, kargır bina deniyor ya bunlar üst üste. Gerçekten elimize attığımız yer elimizde kaldı falan. Rum Ermeni öyle bir yapıya benziyor, aynen, değil mi? Aynen. Sonra işte halamla konuşurken ya dedi senin deden de, yani babamın babası onlar gençken vefat etmiş ama senin deden de biliyor musun tarla başında bir yeri vardı. Onu acaba o mu çekti seni falan dedi. Ya ne kadar enteresan. Ben tabii bu hikayeyi buraya aldıktan 2,5 yıl sonra öğrendim aslında. Ya bir de böyle bir dedem hikayesi kesişme varmış oldu. Bakalım. Dolayısıyla da burasının tarla başında olması da aslında tesadüf değil tabii ki yani. Çünkü sahanın yapmaya çalıştıkları şey işte sonra dediğim gibi sahaya oldu, olgusu gelişti. Asos'ta biz neyi yapıp yapamayacağımızı gördük ama sahanın aslında bence şimdi burada bazen belki Gülce'nin adına konuşmayayım. Burada Eda'ca bir şey söyleyeyim ama bir sanata alan açmak ya da bunlarla ilgili duyarlı olmak, yani toplumsal duyarlılık dedin ya şimdi çocuklarımızın olsun dediğimiz şeyi bu herhalde yani. Bu farkındalıklar, bu duyarlılıklar falan aslında biz sadece burada eğlenelim, bir şey yapalım. Tabii ki eğlenelim bu arada yani. Hani eğlenerek yapalım, zevkle eğlenmek yapalım. Eğlenmek sanki öyle bir hal aldı ki kötü bir şeymiş gibi değil mi? Yani evet yani tabii ki eğlenelim ve zevkle yapalım yaptığımız şey ama buradaki amaç bu iç dış dengesi, işte buradaki az önce konuştuğum Mehmet Bey, işte buranın çocukları, yani minik değişimler hayal ediyorum ben. Yani çünkü küçük aslında zihinsel değişimlerin küçük hareketsel değişimleri olduğunu biliyorum. Ve bunu da eğer ki yapabilirsek hepimizin aynı katkısıyla diyeceğim. Bu da aslında etki alanımızı genişletebiliriz gibi düşünüyorum. Okyanusa atılan bir taş gibi belki de, değil mi? Yani o minicik bir değişim halka kiminin nelere ulaşacak? Umuyorum. Ve aslında senin hikayen de biraz böyle yani küçücük bir hayalin onu toplumsallaştırma fikrinle şimdi burada işte söylediğin gibi ete kemiğe bürünmüş. Aslında da şeyi sormak istiyorum, hani o temaları nasıl belirliyorsunuz? Oraya geleceğim ama hala senin hikayeni biraz daha merak ediyorum. Bütün bunları hayal ederken ama senin de yaşamını sürdürdüğün bir işin, bitirdiğin bir okul vesaire vardı.
Onlar ne oldu yani, ne yapıyordun bu hayalin paralelinde ve hala onları yapmaya devam ediyor musun? Evet tabii, bu hayal, harika hayal sizinle birlikte sohbet ettiğimiz. Ya çünkü bunun bir bütçeye de ihtiyacı var. Madalyonun tabii bir yüzü, yani gerçek hayatım bu değil, her gün burada değilim. Gerçek hayat diye bir şey var, para kazanmak hala gerekiyor. Dolayısıyla para kazandığım bir işim var, evet. Orada da çok sağlam kadınlarla çevriliyim ben bu arada. Yani orada da çok sağlam bir ortağım var. Kendimiz biz de yine 2019'un sonunda kendi şirketimizi kurduk. Dolayısıyla ikimiziz, yani öyle bir iki kadınız. Medya, daha çok medya işi yapıyoruz. Medya ve marka danışmanlığı diyebiliriz aslında yaptığımız şeye. Biraz ikimiz de matematik tarafını seviyoruz. O yüzden daha rakamsal analiz olabilir bu. İşte veri analizi olabilir. Müşteri datalarının doğru okunması olabilir. Gereken teknolojilerin oraya hani müşterilerimiz için montelenmesi olabilir. Oranın çıktılarının daha iyi pazarlama planlarının yapılması için verilmesi olabilir. Aslında acayip bir kapitalist iş yapıyorum ben. Yani hani belki de işte oradaki bakarak sıkışmışlık. Evet, tabii bu ki. Bu hayali. Yani çünkü tabii o kadar ki, dediğin gibi medya özellikle çok fazla eril dilin olduğu, rekabetin çok fazla olduğu, bir sürü işte analitik şeyden bahsettin, hesaplamalar, raporlamalar vesaire. O kadar matematiksel ve analitik bir dünya ki kendine böyle bir ütopya aslında gerçekten seçmişsin. Dolayısıyla yine şimdi tekrar buraya geleceğim. Temaları nasıl oluşturuyorsunuz? İlk temanız büyümeydi. Onu anladık. Kendinizle başladınız keşfe. Sonra Bülbül Mahallesi'ndeki bu binamız diyeyim. Ben de sahiplendim, evet, burayı. Çok oldu. Güzel. Sonra burada neler yaptınız? Burada da 2022'yi de, yani büyümeyi 2020 ve 21, 20'nin başında başlamıştık çünkü. 21'in sonuna kadar büyüme konuştuk. İşte misafir sanatçılarımız oldu. Onlar bir film ürettiler. Bir tane performans sanatçısı. Acayip tatlı bir sahilimiz oldu. O şimdi Impro Dance Fest diye bir improvize dans festivali başlattı. Filan böyle acayip güzel insanlara da dokunuyoruz. Dokunuyoruz artık yani. Böyle hani gerçek bir ikinci aile gibi oldu benim için bu insanlar. Bu seneyi de, yani 2022'yi de gerçekten çarpışma dedik. Bunun için bir yaratıcı konsey kurduk bu arada. Dedik ki biz sahilleri soralım ya. Yani hani kendi içimizdeki olan insanlarla bu temayı belirleyelim. Ve 2022 tam pandeminin artık böyle saçmalığı, acayip yani hani şu, bence şu içgüdüyle çıktı bu çarpışma teması. Bir insanın başına genelde çarpışmalar beklenmedik oluyor değil mi? Yani hani tabii ki yani ben hesaplayamazsın bir çarpışmayı. Evet, yani aynen şey örneği de veriyorum bunu anlatırken, ama evet yani yüzüne değen bir rüzgar da belki çarpışmadır, ama insanı sarsan şeylerdir çarpışma, araba kazasıdır. Değil mi? Yani ya da büyük bir ölümdür, işte bir şeydir. Yani büyük travmalar aslında insanı hayat çarpışmasını getirir. Ve çarpışmadan sonra çoğu zaman ilk İçgüdü, insanın ilk içgüdüsü, hadi çıkayım bu histen, hadi çıkayım bundan, hadi bitsin bu, hani bitsin bu filan. Halbuki bence korona da bize o anlamda büyük bir ders gibi bir şey oldu. Çünkü çıkmadık yani. Hadi deyince çıkamadık. Hadi deyince çıkamadık ve bazı travmalarında bence çarpışmanın o anlamdaki şeyini, kuvvetini hissettik yani. Ne yapıyor insan çarpışınca? Yani sadece o çarpışma hali ve hissiyle durabilir mi acaba? Aslında bunu keşfetmeye çalıştık yani bence bu sene. Bu çarpışmalar o halde kaldığında ne oluyor peki? O halin kendinde de bir keşif, bir var, özellik, bir şey var. Orada da insan aslında kendini çok keşfediyor gibi bir yerden yaklaşmıştık bu çarpışma temasına. Çarpışma temasında da birçok şeyde çarpıştık. Çok değişik oldu. Bir kere bence senenin en büyük olayı, tabii ki buranın anahtarını alıp burada bir çarpışma etkinliği yapmak kesinlikle yani. İkincisi de o diyeceğim. Tarla başında olunca dediğim gibi yani burada eğlenelim tabii ki. Ve fakat bunun bazı toplumsal şeyleri de var. Bu da benim hep her şey galiba bence insanın kişisel ihtiyacından ve kişisel gözleminden çıkıyor bence. Çünkü ben bu dünyaya bir çocuk getirdim. Çocuğum da çok şükür çok akıllı bir bıdlık. Acayip tatlı, sağlıklı, değil mi? Bedenine hakim, kafasına hakim, diline hakim, birçok şeyine hakim bir çocuk.
Ve sonra bakıyorsun ki bir sürü çocuk var yani. Bir sürü çocuk var ve bunların, ben çok şanslı bir çocuğum yani bu ülke için. Benim çocuğum da çok şanslı bir çocuk yani bu ülke. Çok şanslı insanlarıyız biz. O zaman ben şimdi bu şansı artık yani tek başıma evimde oturarak ne yapayım yani, çok şanslıyız, çok şanslıyız. Bravo, bravo mu? Bu, yani bu böyle çıktı bu. Paylaşmak istedin o şansı. Evet yani ben çocuk bile sevmezdim Mila'dan önce. Yani benim için çocuk gerçekten çok şeker falan diyeceğim bir şeydi. Şimdi Mila'dan sonra madem kalbimiz bu kadar büyüdü, madem bir sürü çocuk, her çocuk bizim çocuğumuz gibi düşünüyorum ben artık. O zaman da gerçekten burada vakit geçirdikçe şöyle bir şey oldu. Onlar geldi zaten. Çünkü zaten mahalleli buraya geldi. Çünkü bir, onları tabii bu gürültüyle çok rahatsız ettim. İki de merak ettiler yani. Burada kimse buraya böyle bir şey yapmadı yani. Böyle bir özen koymadı. Bir şeyler yapıyor. Kim bu kadın? Güzelleştiriyor bana, değil mi? Aynen. Biri bana işte, birileri bana hep böyle dedikodular vardı işte. Ressam hanım, öğretmen hanım, ünlemli hanım falan. Şimdi mesela sadece Eda'yım ben de. O çok tatlı. Evet. Ressam olmama gerek yok. Bir şeyin hanımı değilsin. Evet, sadece aynen, onlar için Eda'sın. Burayı gerçekten güzelleştiren Eda. İşte çocuklarla da öyle oldu. Onlar da buraya geliyor. Pazar günleri daha çok gelebiliyorum. İşte hafta içi hem iş hem buradaki işler de oluyor falan. Onların da okulu var zaten. Pazar günü gelip burada aslında resim yapıyoruz. İşte basit alfabe, işte burun silme, el yıkama falan. Yani aslında temel, yani çok temel şeyler. Ama bir onların vakit, ihtiyaç duyduğu şeyler aslında. Çok, temel ve çok, ihtiyaç duyulan çok şeyler. Çünkü resimlerde ne çıkıyor yani günün sonunda? İlk günü söyleyeyim bunu yani. Çünkü bence burada yardıma ihtiyacım var bu arada. Hani bu mesajda geçsin ya, ben pedagojik bir eğitimim yok yani. Dolayısıyla burada bir eğitim kurumu da değil, bence değil ama burası. Onları ama, anlayabilecek birilerine ihtiyaç var. Ama evet, bu tınıda gerçekten belki daha yapılandırılmış bir noktada şeylere ihtiyaç kesinlikle var yani. Çünkü çok güzel bir ressam arkadaşım var yani, o bana hep bu anlamda hiç sorun değil diyor yani. Önemli olan onların burada 2 saat kendilerini ifade etmesi. Çünkü ben böyle ne yapacağım şimdi, ne, şimdi ne öğreteceğim? Evet, öyle bir şey yok. Evet. Mecra değiştirebilirsin mesela, öyle bir önerisi yok. Kil getir, hamur getir. Yani sen yine yaptığın şeyi yap. Burada illa... Onlar zaten kendilerini bulacaklar orada zamanla. Evet, çünkü işte 11 çocuk var burada. Gelen yani. Belki arada sırada 14 oluyordur ama 11 çocuk var. İlk gün ben onlara dedim, hepsi çoğu da erkek. 2 tane kızımız var. Bir de 2 küçük kız var ama bu resimleri yapan 2 kız, diğerleri erkek. Erkekler vardı zaten o gün. Dedim ki hani, bir, hani erkek oldukları için yani, araç, hadi en sevdiğimiz aracı çizelim falan. Hani böyle bir konu açtım yani, bilemedim aslında. Orada da diyalogda çok heyecanlı. Ben işte kurumuzu bir Ferrari, Lamborghini falan bir şeyler diyorlar falan. Sonra tamam dedim, o zaman hadi gelin kağıt kalem getireyim. Burada gelin. Konuştuk kırmızı Lamborghini'leri falan filan. Burada 11 çocuğun 7'si yani bir noktada sergi yaparız. Şimdi göstermeyeyim ama çok çarpıcıydı benim için bu yani. Polis. Polis arabası. Hapishane. Polisten kaçan hırsız ya da polisin kovaladığı, yakalandığı ve hapse girdiği, yakalandığı ama kaçtığı. Yani kurgu bu. Çünkü gerçeklik burada yaşadıkları bu. Gerçeklik bu. Geçen hafta mesela soruyorum, birinin cebinden 2 tane, biri boş biri dolu kurşun çıktı. Ya şu kadar bir şey ya. Nereden buldun bunu diyorum. Geçen gün işte burada silah attılar ya bilmem ne falan diye yani. Hikaye bu. Ya da işte biri birini kovalamış, o ona pompalıyla vurmuş. Çocuklar bunlar yani. Senin benim çocuğumun televizyonda dahi görmediği, görmemesi için elimizden geleni yaptığımız bir dünyada bu çocuklar cebinde kurşun neyse yani gezebiliyor. Çünkü onun dünyası da bu. Burada işte bilmem ne alışverişi olabiliyor. Bu çocuklar büyüyünce, çok güzel bir kadın var burada, bana bir onu demişti. Bu çocukların aslında hikayeler çok sert burada yani, biliyorsun yani. Ya buradan kurtaran zaten çok akıllı oluyor. Kurtaramayan da ya uyuşturucu bağımlısı oluyorsun ya da ölüyorsun zaten genç bir yaşında. Bu çocuklar burada bunu görürken zaten 2 sene sonra, 3 sene sonra ya uzağa gitme, 3-8 yaşında bunlar. 3 sene sonra zaten oradan ilk buldukları parayla artık çikolata değil, burada kullanılan bu maddeyi alma ihtimalleri varsa, ben tercihen burada korumak isterim yani onu. Evet. Galiba bu yaptığımız şey. Güzel. Yani güzel derken tabii ki anlattığın şeyler çok sert.
ama öyle düşünmek ve inanmak istiyorum. Burası onların Wonderland'i gibi, yani onlar için biraz öyle. Ben de yani. Peki geçen senin teması buydu, çarpıştırdın şu an bizi de, çarpışma evet. dedin. Önümüzdeki yılın temasını da biraz söyleyeyim. Anlatalım. Evet, bu bir davet olsun, davetle açayım. Hı-hı. 2023 temamız ayıp. Büyüme ve çarpışmadan sonra aslında çok, bana sorarsanız çok buradan bir konu. Dolayısıyla da... Neden ayıp? Çok ilginç olacak. Ayıp çünkü bence yani benim hayatımda... Yine yani ben belki şanslıyımdır ama benim de bir halam var filan, yani hani ayıbı duymuşumdur küçükken, büyürken filan. Ailenden duymazsan zaten bir kadın olarak sokağa çıktığın tabii. andan itibaren bunu illaki duyuyorsun yani. Aynen, benim dilimde hiç yoktur ayıp. Benim 8 yaşındaki kızım bana ayıp oluyor ama o çok doğru yerinde kullanıyor bu arada ama yani bu kelimeyi araştırmak istiyorum ben bu sene. Ve bu tema aslında tamamen böyle. Bu böyle belirlendi. Ben bunu araştırmak yani istiyorum özellikle dedim. Özellikle kadınlara her şeyin ayıp denmesi biraz etkiledi tabii mi? Ki, tabii hani ki. Ya, yaşadığımız bu toplumda. Bir konu. Ha, evet. Bu kesinlikle toplumsal bir konu ve çok içsel bir konu. Çünkü bizden başlıyor. Hani bizden, işte aileden, geniş çevreden, sokaktan ve artık ayıbın ayıbı falan türevlenmiş konular. Yani artık ayıbın, sonra sorsam belki tanımını İngilizceye çevrilmiyor ayıp. Yani bir çeviri yapamıyorsunuz. Ya yani utanç diyebilirsiniz tabii ki. Bunun çevirisi olarak işte yüz kızartıcısı suç denebilir ama aslında hukukta olan değil mi temel ayıplı mal. Ayıplı mal sadece bir kusuru bahseder, yani şunun kusuru. Şimdi bizde biz miyiz o kusurlu? İnsanız, düşün bir de. Bir yani. De düşün, insanız biz. Hani Tanrı'nın diyeceğim, insan ilacı, inancı ne olursa olsun ama tek tanrılı dinlerin özellikle inanıp seni Tanrı yarattı. Kusursuz olan odur, kusurlu olansın sen deyip bir de sonra kusuru ile eleştirince, ayıp deyince bir de hatta onu eleştirmek, bence bu arada ben çok eleştirel bir insanımdır yani. Herkesi de patakötü eleştiririm. Aşağılamakla eleştirmek farklı şeydir. Ama evet, utandırmak. Şimdi ayıpla yan yana giden çok önemli bir kavram. Utanmıyor musundur da aynı zamanda. Utanç hissetmesi bir insanın nelere sebep olur? Evet. Depresyona sebep olur. Öfkeye, sinir, şiddete. Yani toplumsal şiddetin bence kaynaklarından biri utanç hissettirilmesi. Çünkü o ayıp diye. Bu da binlerce yıl örülmüş bir şey. Sadece bu topluma özgü de değil. Tabii. Evet, bu coğrafyada onu daha çok hissediyoruz. Tabii. Ama gerçekten kadınlık ve ayıp ve utanç. Hani İngilizce'de karşılığı olmasa da orada da utanç var çok fazla. Dolayısıyla çok güzel bir tema. Çok başarılı çalışmalar yapılacak, işlenecek ve ayıbı teşhir edecek bir alan. Bir çalışma grubu kurmayı istiyoruz. Bu da ilk kez duyurmuş olayım. Şimdi hazırlıyoruz biz sosyal medya duyurularını falan. Bir çalışma grubu bu. Ve bu çalışma grubu aslında... Filmde izleyecek şey, biraz akademik bir araştırma gibi yönetmek istiyorum ben bu konuyu aslında. Biraz derinlemesine inmek istiyorum yani. Ve bunu besleyen tabii ki bizim misafir sanatçı programımız var. Ve bir ayıp farkındalık haftası mı yaparız artık burada? Ayıbın ayıbı günü mü ilan ederiz? Yani dünya ayıp gününe falan mı gideriz? Gerçekten, çok güzel. Gerçekten biraz içten başlayarak bir dışa giden bir ayıp haftası planlıyoruz. Dolayısıyla da bu açık çağrıda hem... Sanatçılar, sanat yapmak isteyenler ya da kendini sadece meraklı olarak şey yapanlar, katılmak isteyen, iş üretmek, iş izlemek, illa bu araştırma grubuna çok dedike zorunda değil, daha küçük bir tarafından tutmak isteyen herkesi bekliyorum. Yani Rönesans'ta milletin diyeceğim yani Fransa'nın köyünde yani opera binası varken bizim mahallemizde niye yok ya bir sahne aslında? Çünkü bu çocuklar büyüsün sonra gelsin burada bir şey oynasın zaten. Ya burası çünkü biraz büyükler için oyun alanı, çocuklar için de biraz oyun alanı. Aslında gelin oynayalım. Thank you.
Sevgili Eda, burayı da gördük. Sanırım artık son şeydi burası. Evet. Çok keyifli, çok anlamlı. Kendi yolculuğunu gerçekten somutlaştırdın, hayallerini paylaştın. Sonra o hayallerinin işte ete kemiğe büründüğü bir yer inşa ettin. Ve birçok kişiye dokunmak istiyorsun. O kadar güzel hayallerini somutlaştırdığını anlattın ki gelecekle ilgili hedeflerini de bence kısa sürede gerçekleştireceksin. Ben burada en azından o enerjiyi, o hissiyatı aldım. Bizi de burada ağırladığın için, bu güzel hayallerini bizimle paylaştığın için ve daha sonra yapacakların için sana şimdiden çok teşekkürler. Eline, emeğine sağlık çok diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yine gelin, hep gelin. Birlikte üretmeye de gelin. Bu işleri halledelim gibi hissediyorum. Birlikte yani olacak. Halledeceğiz. Yani. Halledeceğiz artık. Birkaç aya çözülecek diyorsun bazı evet, şeyler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Elinize sağlık. Sağ olun size de. Kapanışımı da bu hafta böyle yapayım. Metropol'den bu haftalık bu kadar. Sizlere güzel bir hayalin nasıl somutlaştığını anlatmaya çalıştık. Tabii ki yine bir kadın eli ve kadın emeği vardı. Ama bunun toplumsal olarak her yere yansıyacağı bir mekanda buluşturmuştu. Umarım sizlere de bu güzel heyecan, hayaller ve onun enerjisi geçmiştir. Metropol'den bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.